Bugün FCM4'te draft yapıyoruz ancak konseptimiz ya tamam ya devam arkadaşlar. Konsepti anlatmadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Yine yorum atıp beğenirseniz de bana ve kanala katkıda bulunmuş olursunuz. Bildiğiniz üzere draftta 5 kart birden çıkıyor karşımıza ve biz bu kartları sırayla açacağız. Eğer kartı beğenirsek tamam deyip kartı kadromuza edeceğiz. Hayır beğenmedik devam dersek sıradaki karta geçeceğiz. Eğer o kartı beğenirsek tamam deyip kadromuza katacağız. Onu da beğenmezsek devam deyip 3. karta geçeceğiz. Ve böyle 1, 2, 3, 4, 5. karta kadar ilerleyeceğiz. Zaten bir örneğini yaptığımda daha iyi anlayacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hemen taktik seçimine geçiyorum. Evet, karşımızda 4-5-1 var, 4-2-3-1 var, 5-3-2 var, 3-5-2 var. Abi biz ne oynayalım? Yani 5-2-2-1 oynanmaz, 4-5-1 oynayacağız gibi duruyor. Ya da evet 4-5-1 oynayacağız ama OF'ler, MO'lar biraz daha fazla olabilir. Net kanat gelir, MO oynatamayız. Biz buradan 4-5-1'i seçelim. Görmüş olduğunuz üzere ekranda kartların hepsi kapalı. İlk kartımızı açıyoruz. Oyar Zabal. Şimdi eğer Oyar Zabal'a tamam dersem kadroma katacağım. Devam dersem ikinci karta geçeceğim. Ben bu karta devam diyorum. Kimih geldi. Bu karta hayli hayli devam diyorum. Üçüncü karta geçiyoruz. Hut. Ulan en iyisi Oyar Zabal mıydı? Dördüncü kartımıza geçiyoruz. Bombati. Oy Allah. Sanki Bombati mi? Ya sona bıraktık. Yapacak bir şey yok. Buna da devam diyorum. Beşinci kart ne olur güzel bir şey gel. Martinez geldi. En kötüsü. İnanamıyorum. En kötü kartı seçtik şuradan. Beşinci kartı alıyoruz arkadaşlar. Forvetimiz, kaptanımız Martinez. Yani kötü bir başlangıç oldu ama yapacak bir şey yok. Sırada kalecimiz var. Bu sefer abi biraz daha önce erken seçim yapabilirim. Birinci karta bakalım. Diogo Costa. Devam. İkinci kartımız Campbell. Ben devam diyorum. Üçüncü kartımız Badia. Dördüncüye bakalım. Rui Silva. Bu sanki 5'e bırakılmaz gibi ya. Hadi tamam bunu da 5'e bırakıyorum. Devam diyorum. Leno çıkıyor. Leno olur. Premier Lig'den kimya da verebilir. Neden olmasın? Leno'yu kadromuza ekliyoruz. Sağ beke geldik. Biraz tırt bir başlangıç yaptık. Belki de çok fazla risk almak iyi değil. Birinci kartımız Molina. Bu karta tamam mı devam mı? Ben devam diyorum. Burada çok fazla özel kart gelmiş olabilir. İkinci kartımız Jonathan Bah. Bunu alıyorum diyeceğim ama kimya hiç şey olmayacak. Ben Bah'a tamamım ya. Ben Bah'a alıyorum abi. Kimyayı ikonlarla mikonlarla hallederiz. Bakalım kaybettiğimiz kartlarda neler var 3-4-5'te. Kesin bir tanesinde ikon var. Üçüncü kart Dest. Tamam Bah daha iyi. Dördüncü kart Diakite. Beşinci kart ise Bronz. Abi bence bu sefer güzel tercih yaptık Bah'ı alarak. Bah'ı kadroya koyduk. Sol beke gidiyorum şimdi. Sol bekimize geçiyoruz. İlk kartımızı hemen görelim. İlk kart Cancelo. Nedense bana çok tamamlık bir kart gibi geldi bu. Devam mı diyelim? Devam diyelim. Wagner geldi. Yine devam diyelim. Baça geldi. Devam mı? Devam. Olga Carmona. Ben Carmona'yı alıyorum. Bir pası var onu da kullanırım. Bakalım 5'te ne varmış? 5'te neyi kaybetmişiz? Turufert varmış. Güzel. Carmona'yı kadromuza kattık. Şu anda 2 bekimiz de taş gibi oldu. Bakalım stoperlerimizde kimler gelecek? Evet ilk stoperimizi açıyorum. Abi burada biraz tabii kart küçük kalmış. 2 biraz euro belli ama Baskirotto. Devam diyorum. İkinci kart Zalai. Üçüncü karta devam mı tamam mı? Ya bu biraz haksızlık gibi olur sanki o yüzden ben devam diyeceğim. Konate gel. Konate'yi seçiyorum. Burada tamam diyoruz. Dörtte ne varmış? Rudiger varmış. Eyvah. Beşte ne varmış? Cordoba varmış. Konate okey bence ya. Yani Cordoba tabii ki de daha çok sevdiğim bir futbolcu ama Konate'yi alıyoruz burada. Bu arada ben görselleri abi o kadar artık kartlar genişledi ki. Kapatır diye koydum. Denedim de kapatıyordu ama maalesef bunu da kapatamadı. O yüzden görünen olursa almayacağım. Stoperimize geçiyoruz. Sol stopere gittik bu sefer. İlkini açalım. Inacio. İkinciyi açalım. Schurz. Devam abi. Üçe geçtik. Agert. Devam. Dörde geçtik. Çalaba. Devam devam. Beşi al buradan. Maripan. 32 hızıyla bize neler katacak acaba? Hadi bakalım. Kanattayız. Sağ kanat. Güzel bir şeyler alalım. İlk kartımızı açtık. Kudüs. Kudüs olur mu? Yok olmaz. Ben devam diyorum. Semenyo. Devam. Gnabry. Devam. Zegrova. Zegrova olur mu acaba? Bence sonuncu da çok kötü değildir. Ben devam diyorum. Sigankov geldi. Yani gele gele Sigankov geldi. Abi erken seçim daha iyi galiba. Sol kanadı geçtik bu sefer. Bak 2'de yine euro var. 2'yi geçiyorum. 2'de 1'i açıyorum. Nico Williams. Bu arada ben Nico Williams'ı alıyorum. Ben Nico Williams'ı alıyorum abi. Hem çok seviyorum hem de La Liga'dan belki sağ kanat gelmez. Sigankov'la kimya mimya hallederiz. 2'yi aç. Burada tamam diyorum. 2'de Chiesa varmış. 3'te kim var? Adeyemi var. 4'te kim var? Diaz var. 5'te kim var? Mane var. Evet Nico Williams'ı seçtik burada. Forvet çok sıkıntı santrafor. Bir de stoperimiz sıkıntı. Sağ orta sahadan devam edelim. Yani MO'dan devam edelim. Sıradaki oyuncularımız geldi. İlkini açıyorum. Chamberlain.
Geç, devam. Bombati. Bombati'ye... Büyük ihtimalle bunların hepsi gold. Ben Bombati'ye tamam diyorum ya. Bombati'ye okeyim ben. Bakalım 3'te ne varmış? Eyvah, Skulls varmış. Ama yani eyvah dediğim şu ikon. Ya demek ki ikon gelebilir. Umarım 4'le 5 ikon olmaz. 4'ü açalım. Pedri. 5'i açalım. Pereira. Bombati bence gayet iyi. En iyisi. Onu da kadromuza ekledik. Soldaki MO'yu açıyorum bu sefer. Hemen seçelim abi. Kim var sırada? Evet, 1'i açalım. Mateus. Ben tamamım. Mateus'a tamamım. Bunu seçiyorum. 2'de Kamara var. Güzel. 3'te Renato Sanchez var. Yine benim seçimim daha iyi. 4'te kim var? Milinkovic Savic. Git. 5'te Joelinton. Mateus. En iyisini seçmişiz. Güzel oldu. Gel abi kadroya sen de. Hemen orta sahaya geçiyoruz. Yani ortadaki isme. Bakalım 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 bu sefer kim gelecek? 1'i açalım. Schweinsteiger. Tamam mıyız? Devam mıyız? Joker hakkımı kullansam mı acaba? Ya ben Schweinsteiger'e tamam mı desem? Ben devam diyeceğim Schweinsteiger'e. 2'de İlkay var. İlkay. İlkay çok çekti beni şu anda. İlkay'ı alasım geldi. Ben İlkay'a tamam diyorum ya. İlkay'ı alıyorum ben. Bakalım 3'te kim varmış? 3'te Bruno Guimaraes varmış. Olurmuş. 4'te McAllister varmış. 5'te kim varmış? Balak varmış. Eyvah. Yani şuradan Balak gelse tabii daha iyi olurdu. Ya yani Balak'ı tercih etsek. Ama ben İlkay'ı dediğim gibi tamam diyerek kadroma katıyorum. Hemen yedek kalecimize geçtik. Rezervlerden gitmiyorum bu sefer. Bana iyi bir kaleci vermen lazım ama. Ter Stegen. Olur. Gel. Tamamım bunda. Çünkü zaten Barcelona'dan İlkay da var. 2'de Bauman var. 3'te Zentner var. 4'te Consigli var. 5'te Şövalye var. Ter Stegen'imizi alalım. Kadromuza da koyalım şöyle. 10 numara oldu abi bu. Yedeklerden devam ediyoruz. Birinci kartımızda Frankowski var. Frankowski sağ tarafa akabilir aslında ama Bach var orada. Dur bakalım oraya. Ben buna devam diyorum. İkinci sırada Reece James geldi. 3'te kim var? Gosens. Devam diyorum. Şelia. 5'e devam. Juste. Yani stoper olarak çok hızlı bir kart. Bence okeydir. Juste bizim oldu. Aynı zamanda bir kimya da arttırdık. Ama yani Juste tabii oynar mı oynamaz mı? Biraz zor oynar gibi. Yedek seçimine devam ediyoruz. Hemen bakalım abi. Birinci kartımızı açalım. Neville. Devam. Walker. Stoper Walker. Sanki burada tamam gibiyiz. Ama bence 4'te ikon var ha. Vallahi 4'te ikon var gibi. Devam mı tamam mı? Ben devam diyorum ya. Devam diyorum. 3'te Traore var. Devam. 4'te Dante var. 5'ten iyi bir şey gelsin. Dosali var. 5'te Dosali var. Çok iyi abi. Olur. Yani ya Walker'a üzülürdüm. Çünkü Traore ile Dante'ye üzülmezdim. Dosali çok güzel oldu. Dosali'yi alalım abi. Burada hemen Juste'nin yerine koyalım. Bu arada Juste çok daha hızlı Dosali'den ama. Yani Dosali'nin savunması yeter de artar bize. Evet, yeni oyuncuya geçiyoruz. 1'i hemen açıyorum. 1'de Kudüs var. Aa bak, sağ kanat. Yani aslında sağ kanada Kudüs'ü de alabilirim. Çünkü kadroda Tisigankov var. Kudüs alınsın mı? Ben Kudüs'e tamam diyorum ya. Kudüs tamam. Kudüs'ü seçiyorum. 2'ye bakalım. Abi ne yaptın? Pele ne ya? Ya Pele niye burada geldi abi? Abi yani hayvan gibi iyi kart kaçırdık. Maalesef Kudüs'ü aldık yani. Devam 3'e Goretzka. 4'e Snyder. En sevdiğim topçu. 5'i açalım. Renard geldi. Yani Kudüs çok mu erken seçtik diyeceğim de Kudüs'ü de ya çok riske atmak istemedim ama Pele geldi abi. Pele bana draftta ilk kez geliyor galiba. Hiç bilemezdim Pele'nin geleceğini. Belki bir daha gelir. Bakalım. İlk kartımız Farias, devam. Kennedy, devam. Yates, devam. Ruiz, devam. 5'e gittik zaten. Diat da geldi buradan. Diat'ı alalım. Ulan Pele. Yeni oyuncumuza geçiyoruz. İlk kartımızı açalım. Swanson ama devam. İkinci kart Richarlison. Orada Nico var. Devam. Hulit. Oy 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 oy. Hulit'im gel buraya. Hulit de tamam diyorum abi. 4'e bakalım. Cantona. 5'e bakalım. Mertens. Ama biz Hulit'i tamamladık. Hulit'i hemen santraforumuza atalım. Bu ilaç gibi geldi. Ya Pele'nin gittiği yerde çok iyi oldu. Yeni oyuncumuza geçtik. Sıradaki oyuncuya bakalım. Danso. Oy. Oğlum bu nasıl kart lan? 92 hız, defans, fiziği. Yani bu Konateren daha iyi olabilir. Ama Euro kartıyla başladıysak çok iyi kartlar da olabilir ileride. Şu anki defansıma ben güveniyorum. O yüzden devam diyorum. Mertens geri geldi. Devam diyorum. James geldi. Devam diyorum. Tevez. Ha, bak yani Danso'yu zaten alamadık. Bence 5'e gidelim abi burada. Ben 5'e gidiyorum. Ronaldinho. Ronaldinho'yu getirdik de bunu nerede oynatacağız? Yedekten sokacağız. Gel abi gel. Bu arada bu kadar sevmemin sebebi benim en sevdiğim futbolcu yani. Snyder'le birlikte. Daha demin Snyder'de çıkınca onu söylemiştim de. Bunu ne yapacağız abi? Seni yedekten sokacağız Ronaldinho. Yapacak bir şey yok. Evet devam. Rezervlere geçtik abi. Geriye az oyuncu kaldı. İlk kartımız Mertens. Mertens artık yeter be abi. Devam diyorum. 2'ye geçtik. Devam. Cruyff geldi. Oy 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 oy. Tamamım.
Cruyff'u alıyorum. 4'ü açacağım. Messi geldi. 5'i açacağım. Sirigu geldi. Gel Cruyff gel. Hadi bakalım. Şimdi burada şöyle bir şey olacak. Cruyff'u santrafor atacağım. Hulit'i orta sahaya atacağım. Lan ne orta saha oldu be. Geçelim yeni oyuncuya. Vallahi son anlarda inanılmaz kartlar gelmeye başladı. Açalım biri. Mertens. Oğlum bir şeyceğim. 4'üncüye mi 5'inciye mi ne geliyor Mertens? Kafu. Ben Kafu'ya tamamım. Kafu'yu tamamlıyorum. Ya Bah var evet ama Bah'ı belki stopere koyarız. Bir şey yaparız. Kafu alınır abi. 3'e bakalım. Di Marco 4'e bakalım. Schmeichel. Aa Schmeichel da alınabilirmiş ama olsun. Kafu okey. Kaleciler zaten hani çok çok ekstrem şeyler yapmıyor. 5'e bakalım. Ribery. Ha bak burada Ribery bir tık üzücü oldu. Ribery'yi kullanabilirdik ama Kafu'ya okeyiz. Kafu'yu şöyle atsak. Bah'ı bu arada yedekten ama bir dakika ya. 92 abi zaten hızı onun da. Bah'ı yedekten stopere falan koyabilirdik. Yani çünkü hayvan gibi özellikleri var. 97 hızı, 88 defansız, 93 fiziği var. Aa bir dakika. Kafuyu hücuma koysak. Evet Kafuyu sağ kanada koyabiliyoruz. Tamam Bah geri gelsen. Kudüs'ü de yedeğe atalım. Tamam. Ama burada Ronaldinho oynatmayacak mıyız ya? Ronaldinho'yu illa sokacağım ben zaten. Nico Williams mı gidecek? Ya da Nico'yu o tarafa atacağız. Sağ tarafa atacağız. Burada biraz kadro mühendisliği yapacağız abi. Bakacağım ona. Evet yeni oyuncuya geldik. Valla sonlarda o kadar iyi katlar geldi ki biraz tercihlerim şey oldu. Ya, iyi tercihler yaptık da üst üste binen oyuncular oldu. Keşke Ribery'e gitseydik orada. Biri açalım. Bül. Devam. Klasiye. Devam. Firmino. Devam. Di Maria. Devam. Dani Rodriguez. Dani Rodriguez'i alıyoruz abi. Yeni rezerv oyuncumuz. Kim bakalım? İlk kartı açtık. Bailey. Ama sağda bir şişme var. Devam. Yankuto. Sağda şişme var. Devam. Benzema. Devam. Yani Hulit ile Cruyff var zaten. Bono. Devam. Son kart ver bana bir ikon. Hadi bakayım. Andre Horta. En kötüsü geldi. Sıkıntı yok ama. Geriye yalnızca bir oyuncumuz kaldı. Bakalım oradan kim gelecek. Yolla abi oyuncuları. Birinci kartımıza geçiyorum. Bir de kim var? Golovin. Devam. Yani gerek duymuyorum Golovin'e. Bataya devam. 3'e bakalım. Alaba. Yani eski bir kart. 4'e bakalım. Palhinha. Palhinha da iyi de geç ya. Palhinha. 5'e bakalım. Leao. Leao gel. O da eski bir kart ama yine de yedekten girip neler yapar belli olmaz yani. Şurada Dani Rodriguez'i de defans. Yani şuraya bir yere çekelim Maripan yerine. Ya burada bir tek elimizde işte Ronaldinho'yu nerede kullanacağımız soru işareti. Onun dışında gayet okey bir takımımız oldu. Yani burada biraz da Kafuyu arkaya çekip sol kanadı yani Ronaldinho'yu hücuma atacağız. Onların taktiksel ayarlamaları ben yapacağım. Geçelim hocaya. 33 kimyaya da ulaştık bu arada. Hocayı da aynı mantıkta seçeceğim abi. O yüzden hemen bakalım. 1'e bakıyoruz. Devam. 2'de İspanyol var. Zaten 33 oldu ama devam. Cervera devam. Geç abi. Pinto devam. Sona bakalım. Toril gel iyi en azından altın şeyi aldık. Evet abi güzel bir kadro oluşturduk bence. Yani şu Ronaldinho, Cruyff, Hulit filan bayağı iyi isimler geldi. 6 tane ikonumuz varmış. Şimdi ben taktikleri yapmaya gidiyorum. Ardından da maçlara geçiyoruz. İnanılmaz bir kadro var. Yani bunlar biz challenge yapmasak bile bize gelen kadrolar değil ama yapacak bir şey yok. Start'a bastı. Bir de oyuncu değişikliği mi gelecek senden? Ya bir şey diyeceğim orada. Ben Ronaldinho'yu şimdi bu maçta denemezsem benim içimde ukde kalır. Ben Ronaldinho'yu direkt Williams'in yerine atıyorum. Ronaldinho'ya güvenimiz sonsuz. Gel abi. Biz oradan Cruyff'u görür müyüz? Gördük. Helal olsun Kafu sana. Cruyff kaleciyi açtı. Oğlum ne yaptın? Deldin. Kaleciyi oraya yöneltince yakına vurayım dedim. Oraya geldi Cruyff yine deldi. Ha bu oyunda Cruyff bambaşka bir şey ya. Hızlı bir başlangıç oldu. 1-0 öndeyiz 5. dakikada. Eyvah eyvah Ronaldinho'ya bak neler yapıyor. Hop, pas verir mi? Hareketler. Top ağlarımızda. Bu arkadaş kaleci inanılmaz bu arada oynatıyor. Ara pası. Cruyff çektik. Ball roll. Top ağlarda 2-1. Orta şeyi defans tandemi inanılmazmış. Kaleciyi çok fazla çekiyor. Onlara dikkat etmem lazım şut çekerken. Bir de çok fazla skill yapıyor. Hareket şekil çukur yapıyor. Ronaldinho'yu görür müyüz? Hocam bir faul var orada ama. Hulit. Çalımımızı attık. Boş kaleye 3-1. Arkadaşım bak oyun bitti. 25 çıkacak. Hala defansı çözememiş. Bariz belli. Hocam geç erken orta gelecek sana. Cruyff indirir misin? İndirdin. Hop Hulit. 4-1. Seriden bir dörtlük oldu bu maç. Bakalım çıkacak mı arkadaş? Daha çıkmadı. Cruyff çalım gelir mi? Oy hocam penaltı. Kırmızı kart. Ama kaleci yapmış. Sarı kart. Ya şu golü bırakın atalım da iki Reels koyalım Zigoç gibi ya. Sağ mı sol mu? Sağa geldi. Ama arkaya sağa gitti ben sola atlayacağım. Oğlum her yerde kaleciyi oynatıyor. Sinir etti bu adam beni ha. Cruyff önüm bomboş. Ya bu savunma ne oğlum bu rakibin? Kaleciyi çekecek mi ne? Ben yakın direğe bitirir miyim? Bitirmedim. Hop şöyle bir Ronald. Ama Ravaşata'ya geç artık Ronaldinho sende. Neyse ki Cruyff var. Ne vursan gol oluyor bunda. Adam sadece hareket öğrenmiş. Vallahi oyuna dair hiçbir şey bilmiyor. En sevmediğim oyuncu tipi. Yardır abi oradan. Cruyff bunu atarız biz seninle. Bir çalım. Cruyff. Oy! Aman aman.
Cruyff resmen tek başına ezdi geçti. Evet arkadaş oyundan çıktı. 6-1 kolay bir galibiyet oldu. Ama cidden bu kadar skill yapıp da oyunu bu kadar oynayamayan bir insan ben hayatımda ilk kez gördüm. İlk maçımızdan 6-1 galibiyetle ayrılıyoruz. Geçelim ikinci maça. İkinci maçımıza geldik. Perpignan FC ile oynayacağız. Bakalım kadrosunda kimler var? Alisson, Frimpong, Lucio, Pele var, Drogba var, Lo Celso, Ginola, Nico Williams, Hernandez, Mascherano. Güzel kadro. İlk maç 6-1 bizi yanıltmasın. Adam biraz bence oynamayı bilmiyordu arkadaş. Şurada aradan Cruyff'u görür müyüz? Gördük. Plasa'yı koyar mıyız? Koymadık. Bunu atalım. Yani abi orada Cruyff'um o hareketi çalımı niye yapmadın sen ben anlamadım ama yine beleşten bir gol. Kafi. Güzel top yok offside mi offside. Hop. Çalım denemesi. Yatırdık. Ya ulan Cruyff neyi kaçırdın? Keşke aşırtma atsaydım orada. Önümüz bomboş bomboş Cruyff. Çalımı denedin. Çektin. Ayak dışı. Buradan Zigoş Bright'a selam olsun. Cruyff çok iyi kart harbi yani. Her draftta bizi kurtaran Cruyff oluyor herhalde. Direkt taca attı. Acaba çıkacak mı bilemedim ama. Yani 2-0'da çıkılmaz ama oyundan. Aa çıktı. Kolay bir galibiyet daha. 2-0'la arkadaşı quitlettirdik. Ve hiç quit attı. 6-1, 2-0 ve sıradaki maçımız 3. maç. Geçelim 3. maça. Evet 3. maçımızdayız. Pescara Manzia ile karşılaştık. Arkadaşın kadrosuna bakalım. Kobel, Molina, Walker, Lukeba, Roberto Carlos, Sarmiento, Del Piero, Bizli, Ham, Mascherano, Ramos var. Gerisi bayağı sağlam yani orta sahanın ikili gerisi de sağlam. Dengeli bir kadro kurmuş. İlk iki maçımızı quit attırdık. Umarım bu maçta da erken bir quit gelir. Seriden arkadaşı çıkartırız. Ortaya dikkat, ortaya dikkat, ortaya dikkat, Ham'a dikkat. Abi önünde mi kaldı cidden? Yapma gözünü seveyim. 3 kişi var orada benden ya. Neyse. Bu maç biraz kaçıran taraf biz olduk. Şöyle geçelim abi. Dışarı çıkaralım. Cruyff döndün. Vurdun köşeye. Cruyff. 1-1. Al topu al. Gel geri dönüyoruz. Hop. Al topu aynen öyle. Akkit abi ver pasını. Çek topu. Bir daha gönder. İçeriye oynadın. Abi bir şey mi? O kadar güzel oynadım ki adam kendi kalesine attı dayanamayıp. Hocam kafayı kaçırdın. Uzak direğe. Aynen öyle. Helal kafu. Tam da kafayı çıkarsam mı diye düşünüyordum. Paslarını çok beğenemedim ama. Hulit. Abi Cruyff'aydı. Ulan bak yine bir yerden çıktı gol attı bu adam ya. Abi yani ilk isteğim tabii de Cruyff atmaktı da. İlki gitmedi. Sonra bir şekilde ayağını soktu. Önünde kaldı golünü attı. Yukarısı bomboş bomboş. Williams gidersin sen. Oo, hocam neler deniliyor. Neyse ki hakkındır güzel 5 oldu. Pisleşti ha rakip. Allah Allah ayıp kardeşim. Mateus ver ortaya. Çıkar aşağıya. Hop kafu. Zaten kaleci dünler razı yatmaya. 6-1. Evet bu da kolay bir galibiyet oluyor. Dakika 92'de 6-1 yaptık durumu. Böylelikle final maçına geldik. Geçiyoruz final maçına arkadaşlar. Evet geldik final maçımıza. Beşiktaşlı bir arkadaşla oynuyoruz. Eyvah eyvah. Zigoç mugoç değildir inşallah. Gerçi o 1903 Beşiktaş yapmamıştır. Neuer, Aramburu, Lucio, Martinez, Lucio, Ramirez, Papin, Pop, Wills, McKennie var. Kadro bir öncekilere göre daha düşük ama bu arkadaş daha iyi oynuyordur ki finale kadar gelmiş. Evet maça rakip başladı. Başarılar dileyelim arkadaşlar. Umarım bize fark atmaz. Süper Kupa'ya dönmesin maç. Eyvah ne yaptın? Savunma... O ne yaptı abi öyle bir anda? Hamle yaptık. Allah yine pazara gitti orada bir tane adamımız. Yardır Cruyff. Abi Cruyff sen beklersen biz ne yapacağız? Aradan gönder artık o topu. Kafu atacak demiştik. Kafu golünü atıyor. Bir değil iki değil. Üçüncü de attı artık. Güzel top Hulit. Ver pasını Williams. Cruyff'u gör. Hulit'e gitti. Hulit. Temiz bitiricilik. 2-1 yaptık durumu. Güzel geri döndük. Al abi topu. Hadi. Sen topa vurma işte ya. Adamı sinirlendireceksin. Adam neler yapacak şimdi bize. Ver abi Williams'a. Çok güzel götürdük topu. Williams ne yapacak? Hop yatırdık. Williams. Bu arada bu kart da aşırı iyiymiş. Ben bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz akıyor kart yani. Harbi bir Ronaldinho da sahada var gibi resmen. Yememeye and içtik. Yemeyin işte. Yemeyin ya. Ya o kadar pozisyonsuz bir yerden gol yedik ki anlatmadım bile farkındaysanız. Allah'tan 3'e atmışız. Ama belki 3'e atmasam da bu kadar şımarmazdım da. Bir tane daha yemeyelim. Tadımız kaçmasın. Evet. Son maçımızda kazanıyoruz. Bu arada arkadaşlar Tuna Can'mış. Kendisini de tebrik ediyorum. Eline sağlık. 3-2 mağlup etmeyi başardık. Şimdi ödüllere geçiyoruz. Bu arada attığım gollerden bir reels yapma fikri vardı kafamda ama bir de bu maçlarda kaçırdığım golleri görseniz onları özete koymuyorum ki uzamasın diye. İnanılmaz goller kaçırdık. Hemen ödüllerimize bakalım. Nadir oyuncu paketi ve altın oyuncu paketi, altın paketi düzeltiyorum gelmiş. Açalım abi. Allah'tan fişlerle girdik bu sefer. O yüzden yani çok da şey yapmaya gerek yok. Hepsini yolla, sat gitsin. Nadir oyuncu paketimizi açalım. Buradan ne gelir? Ya cidden bu paketlerden hiçbir şey gelmiyor mu böyle iyi?
ya da bana mı gelmiyor anlamadım ama Ginter mi geldi? Çok kötü geliyor paketlerden. Bir tane bile yüzümüz gülmedi şu paketlerden. Evet, Ginter gelmiş, arkasına Mertens var. Gönder abi bunları da. Evet arkadaşlar, geldik bir videonun daha sonuna. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki challenge'ımız ne olsun yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.